Yaşamak ve yaşatmak sizin elinizde. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Hayata bağlanın. Arka koltukta oturuyor ve emniyet kemerlerini bağlıyor. Kesinlikle ve kesinlikle ön tarafta oturmuyoruz. Ve emniyet kemeri bağlı olmayan, gördük arkadaşlar, izlediğimiz gibi. Ne kadar büyük uçurumdan, hani maket içerisindekiler bunlar maket. Ama aynı ağırlıkta, eşit ağırlıkta, insan ağırlığında yapılmış maketler. Emniyet kemerleri bağlı oldukları için ne oldu? Çok az zararla kurtuldular. Ama emniyet kemeri bağlı olmayan sağ tarafta oturan ne oldu? Üç ton ağırlıkla aşağıya düşüyor. 45 kilometre hızla gidiyor. 3 ton ağırlıkla aşağıya düşüyor. Ve emniyet kemeri bağlı olmadığı için camdan, aracın camından ön tarafa sarkıyor çocuk. Ve aracın altında kalıp hayatını getiriyor yani. Yaşamı gidiyor. Tamam mı arkadaşlar? En önemli olan konulardan biri. Kesinlikle ve kesinlikle emniyet kemerini boyun altından bağlamıyorsunuz arkadaşlar. Omuz üzerinden çapraz şekilde bağlıyorsunuz. Burada dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Geçmek istiyor ama orada bir yaya kaldırım var. Orada yol yayanın beklemek zorunda. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Buna da dikkat edelim. Bak. Bakın arkadaşlar, biliyorsunuz yorgun bir şekilde yola çıkmış. Yoldan çıkıyor. Yorgun bir şekilde yola çıkmıyoruz arkadaşlar. Gerçek mi? Evet arkadaşlar, bunlar gerçek. Bizde en önemli olan gerçeklerden biri de cep telefonu. Şu an çok yaygın olduğu için, ihtiyaç olarak da kullandığımız için cep telefonumuzu çaldığında, araç kullanıyorsak aracımızı sağa çekip telefon görüşümüzü yaptıktan sonra yolumuza devam ediyoruz.